Merhabalar. Yeni bir günde daha sizlerle beraber olmanın sevinciyle dolu. Yeni düzen gereği evimizin bir köşesinden sizlere tekrar ulaşabiliyor olmanın sevinciyle doluyuz. Hepiniz Doğan'ın Gücü adlı programa hoş geldiniz. Ben Ayda. Şu anda sürekli bizi takip eden, yayınımıza destek veren, bizleri varlıklarıyla onurlandıran herkesi Rab'den gelen sevgiyle selamlıyorum. Şu anda Hagop Bey'i, Can Yazırlıoğlu'nu, Serkan Elif'i görüyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydınlar. Evet, size WhatsApp iletişim hattımızı verelim. Biz ulaşmak istediğinizde 0533 423 50 20'den bizi arayabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için de 543 731 01 40'dan bize ulaşabilirsiniz sevgili canlar. İpek Hanım da geldiler. Jacqueline Hanım'ı da görüyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize. Evet, evden yayın yaptığımız bugünlerde formatta biraz değişiklik yaptık. Pazartesi günü izleyenler eminim ki fark etmişlerdir. Amatörce buradayız. Amatörce sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Önce yine bir ilahi söyleyerek, dua ederek konuma geçmek istiyorum. Çünkü ben tapınarak, övgüyle girdiğim zaman bu beni çok teşvik ediyor. Sizlerin de teşvik olması umuduyla diyorum. Esenlik olsun Agop abicim size de. Evet, bugün ismin üstündür tüm isimlerden adlı ilahi söyleyeceğiz. Bilenler bizimle söyleyebilirler. İsmin üstündür tüm isimlerden, sana tapınır seni överim. İsmin üstündür tüm isimlerden, sana secde ederim. Sana secde ederim. İzzetin için seçilmiş halkız, sana tapınır seni överim. İzzetin için seçilmiş halkız, sana secde ederim, sana secde ederim. Tüm uluslardan bizi kurtardın, sana tapınır seni överim. Tüm uluslardan bizi kurtardın, sana secde ederim, sana secde ederim. Amin. Sadece bedensel değil, yüreklerimiz de Tanrı'ya secde etsin. Evet, bugün İlahi'yi özellikle seçtim çünkü işleyeceğim konu ismin önemi olacak. Sizce bir isim ne ifade eder? Ya da aranızda belki hiç ismini değiştirmek isteyen oldu mu? Bir başka isim olsaydı nasıl birisi olacağınızı hiç hayal ettiniz mi? İsimler tabii ki önemli aslında. Çünkü Tanrı'nın bizi adlarımızla çağırdığını biliyoruz kutsal kitaptan. İsimler insanların karakterini tanıtan şeyler, değil mi? Kendimizi birisine tanıştırırken adımızı söylüyoruz ve başkaları da bize adlarını söylediğinde onları bir başka insandan ayırt etmek için adlarıyla tanımak
gerekiyor. Mesela şimdi İpek Hanım'ı görüyorum, Can Fırat'ı görüyorum. Hepimizin adları, soyadları var. Günaydın demek istiyorum. Evet, hepinize. İsim bir varlığın aslında evrendeki rolünü tanıtıyor. Kutsal kitap zamanında anne babalar çocukları büyüdüklerinde nasıl bir insan olmalarını istiyorlarsa ona yönelik ad seçerlermiş. Hemen vaize gideceğim. Hepinizin bildiği, belki aralarınızda ilk defa duyanlar olabilir. Kutsal kitaptan okuyorum, vaiz 7.1'i. Diyor ki iyi ad hoş kokulu yağdan, ölüm günü doğum gününden iyidir. Ne demektir iyi ad? İyi ad düşündüğüm zaman bana ünü de çağrıştırıyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ve adsız olmak, bir ismi olmamak aslında hiçliği ifade ediyor. Bir hiç anlamına geliyor. Eyüp 3. bölüm 8'e bakarsanız orada bir hiçlikten bahsediyor. Peki niye iyi ad hoş kokulu yağdan daha üstün tutuluyor? Şimdi yağı düşünüyoruz. Yağ Tanrı'nın sadık kavmini beslemek için bağışladığı başlıca besinlerden biri. Evet, çünkü yasanın tekrarı 6.11'de var bu. Bu kavmi beslemek için Tanrı'nın verdiği diğer yiyeceklerden biri buğday, diğeri de şarap biliyorsunuz. Neleri simgelediğini biliyoruz bunların. Kadim yazılarda yağ Tanrı'nın bereketi. Bakın yasanın tekrarı 11.14'de. Bolluğu, esenliği ve mutluluğu simgeliyor. Ondan, yani yağdan mahrum kalmak da kutsal kitapta, kadim yazılarda imansızlığın cezası olarak görülüyor. Mika 6.15'i okuyabilirsiniz. Aynı zamanda yağ, tanrısal kutsamanın da diri bir işareti, sevincin simgesi. Çünkü yağ sevinç gibi yüze parlaklık veren bir şey. Mezmur 104'te de mezmurcu bunu söylüyor. Evet, bu ekstra bilgiden sonra konuma kaldığım yerden devam edebilirim. Bazı insanlara takma isimler verilir. Lakaplar takılır. Daha çok çocukken yapılırdı bunlar. Ama bu tarz uygulamalar insanı ya yaralar ya da teşvik eder. Eğer bir insana aslan lakabı takıyorsanız onun ne kadar cesur, yürekli olduğunu söylemiş olursunuz. Ama kötü bir lakap, onun şişmanlığı, zayıflığı, güzelliği, çirkinliğiyle ilgili bir lakap takıldığında yaralanabilir insanlar bütün bunlardan. Bizler Tanrı'nın krallığına oğullar ve kızlar olarak kabul edildik. Bu sayede yeni bir kimliğimiz oluştu. Yeni bir isim ve birçok olasılıklarla dolu yeni bir yaşam verildi. Artık Tanrı'nın çocukları olarak tanınıyoruz, öyle değil mi? Geçmişimizde ne olduğu, nasıl hatalar yaptığımız, bunların artık Tanrı'nın gözünde bir önemi yok. Çünkü Rabbin çarmıhta bizim için ödediği bir bedel var. O bedelle aklandık, şükrederiz. O bizi isimlerimizle tanıyor. Bu ne büyük bir onur, sizce de öyle değil mi? İşaya 43.1'i okuyacağım. Diyor ki Tanrı, seni kurtardım. Seni adınla çağırdım Luisa. Seni adınla çağırdım Ayda. Seni adınla çağırdım Narin. Evet, seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Doğum belgemizde yazan ismimizi sevelim ya da sevmeyelim, Tanrı tarafından adınızla biliniyor olmak size kendinizi nasıl hissettiriyor? Ben kendimi müthiş, olağanüstü, değerli hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Tabii sadece adımızı bilmekle de kalmıyor. Ne yapıyor? Kendisine ait olduğumuzu da söylüyor. Daha da ilerisi var. O da adlarımızın Tanrı'nın avuçlarında yazılı olması. İşaya 49:16'ya diyor ki 16'da, bak adını avuçlarıma kazıdım. Ne kadar değerliyiz. Hatırlıyorum, uzun bir süre evde tek kaldığım zamanlarda oğlum küçükken bir gün oturmuş düşünüyordum. İş yerimde sevgili Lerna'yı hatırlıyorum. Rab onu bereketlesin. Eğer o bana Ayda abla diye seslenmese adımı unutmaya başladığımı
Ve adımla çağrılmanın ne kadar değerli, hatırlanmanın, bilinmenin ne kadar değerli olduğunu sevgili kız kardeşimin sevgisinden, saygısından, seslenirken bile adında o sıcaklığı alabiliyordum. İşte Tanrı da bugün her birinizi adlarınızla çağırıyor, size adlarınızla sesleniyor. Sevgili Aydan Güler, hoş geldin, sefa geldin. Evet, kadim yazılarda isim genellikle o kişinin karakterini ya da çağrısını ifade eden bir şeydi. Tabii bu günümüzde de geçerli olabilir. Birçok ülkelerde, birçok gelenek göreneklerde isimlerimiz kim olduğumuzu ve karakterimizi simgeler sevgili kardeşler. Mesela İbrahim'i ele alalım. Önceki ismi biliyorsunuz kutsal kitapta Avram olarak geçer. Avram'ın anlamı yüce baba demekti. İsmi İbrahim olarak değiştirildiğinde bunun anlamı ulusların babası idi. Tabii aynı Tanrı onun adını değiştirdiğinde İbrahim'in yaşamının sahibi olduğunu da bir anlamda belirtiyordu. Bakalım Yaratılış 17:1-5 arasına. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım," dedi. "Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım." Avram yüzüstü yere kapandı. "Tanrı, seninle yaptığım antlaşma şudur," dedi. "Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım." Tanrı'nın bu değişikliği yapmasının bir başka nedeni daha vardı sevgili kardeşler. İbrahim'in ailesi büyük olasılıkla Ur kentindeki Ay tarikatına mensuptular. Aile Avram ismini büyük olasılıkla da bir ay tanrısının ya da başka bir tanrının temsili olarak o ismi seçmiş olabilirler. Tanrı onun adını değiştirerek İbrahim'in kendi amaç, yani Tanrı'nın amaçlarını temsil etmesini istemişti. Üstelik bu isim değişikliği İbrahim'i eski pagan alışkanlıklarından da tamamen kopması gerektiğini hatırlatıyordu kendisine. Evet sevgili Halime, hoş geldin, seni de görüyorum. Arşocuğum, Belçika'dan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, yeryüzünde her şeyin bir adı var değil mi? Yine Yaratılış'a gideceğim. Tanrı orada ışığın adına ne diyor? Ad veriyor, gündüz diyor. Evet, gece, karanlığa da gece adını veriyor. Sonra kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını veriyor. Adem ne yapıyor? Karısına Havva adını veriyor. Şimdi gelelim Tanrı'nın adlarına. Eminim birçoklarınız duydunuz ama bugün hepimize bir hatırlatma olsun. Ben baktıkça tekrar tekrar çok teşvik aldım. Elohim Tanrı'nın adlarından biri değil mi? Görkemli Rab Tanrı demek. El Shaddai, kadir olan, her şeye gücü yeten, aşkın, egemen Tanrı demek. Yahve Roi, beni gören demek. Adonai, efendi, yönetici, egemen, Rab anlamındadır. Abba diye sesleniyoruz değil mi? Abba, baba, bizimle yakından ilgilenen babamız demek. Yahve Nissi, sancağımız demek. Yahve Rafa, şifa verenimiz demek. Yahve Yire, sağlayanımız demek. Evet, Yahve aslında Tanrı'nın kendi kendine var olan anlamını taşıyor. Musa'ya hatırlayın, kendisini tanıtırken ne demişti? Ben, ben olanım. Ben, benim anlamına geliyor bu. Peki Tanrı kendi ismini neden bildirdi dersiniz? Bakalım Mısır'dan çıkışa. 3. bölümü okuyalım. 14-15 arasını. Tanrı ben, benim dedi. İsraillere de ki beni size ben, benim diyen gönderdi. Beni size atalarınızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı Yahve gönderdi. Sonsuza dek bakın adım bu olacak, kuşaklar boyunca böyle anılacağım diyor. Tanrı'nın adını bildirme sebebi kendisine gerçek ve doğru adıyla tapınılsın diyeydi. Çünkü bu ad Tanrı'nın gerçek, tek gerçek adıdır.
Çünkü peygamberler Tanrı'nın adına bir şeyler söyledikleri zaman insanlar anlayacaklardı bu konuşanın Tanrı olduğunu. Bu adamların Tanrı'dan gelen peygamberler olduğunu. Çünkü sahte peygamberler de vardı, değil mi? Aynı mucizeleri, benzer mucizeleri yapanlar. İşaya 43'e gidelim. 10-12 arasını okuyalım. Tanıklarım sizlersiniz diyor Rab. Seçtiğim kullar sizlersiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz. Benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. Ben, yalnız ben Rabbim. Benden başka kurtarıcı yoktur. Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum. Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz diyor Rab. Tanrı benim. Herkes yerini bilmeli. Adıyla tanıtıyor Tanrı kendisini bize. Evet Nıvatçığım, hoş geldin. Seni de görüyorum. Sevgiler. Rab'be tapınırken Tanrı'nın isimlerini ve bu isimlerin yansıttığı karakter özelliklerini ve doğasını düşünmenizi istiyorum. Çünkü o bizim esenliğimiz, o bizim sağlayanımız, iyileştirenimiz, çobanımız, Rabbimiz ve ebedi kurtarıcımızdır. Peki, Rab İsa'nın talebelerine öğrettiği, bir örnek olarak öğrettiği, değil ki ezber olarak sürekli onu tekrar edelim. Anlamını bilmeksizin, yüreğimizi işin içine koymaksızın, sadece ezber dualarımızın, dudaklarımızın yaptığı duaların Tanrı'nın gözünde makbul olduğu söylenmiyor kutsal kitapta. Göklerdeki babamız duasında bir söz söylüyoruz, hatırlıyor musunuz? Ne diyoruz? Matta 6:9'da adın kutsal kılınsın. Sakineciğim de gelmiş. Günaydın. Hoş geldin Sakineciğim. Evet. Adın kutsal kılınsın. Ne demek? Dualarımıza hamd ve övgüyü hak eden Tanrı'ya bir tapınmayla başlıyoruz, öyle değil mi? Yeni Antlaşma'da Tanrı'nın varlığını en derin şekilde açıklayan sözcük nedir? Baba. Göksel baba. Değil mi? Göksel baba kendisini tanıtırken İsa Mesih'in de onun oğlu, Logos, söz olduğunu bize hatırlatıyor. Evet, ona iman edenlerin hepsine de Tanrı babalığını gösteriyor. Ne güzel. Tanrı'nın adını övmemek aslında her Mesih'in görevi. Tanrı'nın adını övmek. Filipeliler 2'ye gidelim. 6-11 arasını okuyalım. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Bakın, Mesih Tanrı özüne sahip biriydi. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona, bakın çok önemli, her adın üstünde olan adı bağışladı diyor. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki, yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Elçilerin işlerine de bakalım 4:12'ye. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur diye yazıyor. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur diyor elçilerin işleri. Peki Mezmur 135:1-3'e de bakalım. Ne diyor? Rab'be övgüler sunun. Rabbin adına övgüler sunun. Ey Rabbin kulları, ey sizler. Rabbin tapınağında, Tanrımızın tapınağının avlularında hizmet edenler, övgüler sunun. Rab'be övgüler sunun. Çünkü Rab iyidir. Adını ilahilerle övün. Çünkü hoştur bu diyor. Peki o zaman Rab'bin adıyla neler yapalım? Bugün biraz bunu düşünmek istiyorum. Size de düşündürmek istiyorum. Çünkü dua edip oturduğum ne konuşabilirim? Nasıl hazırlanabilirim? Çünkü evdeyiz, yeni bir format, acemiliklerimiz var. Bizi mazur göreceğinizi umuyorum.
Dediğim gibi amatör bir ruhla geliyorum. Rabbin önüne, Rabbin çocuğu olarak geliyorum. Burada profesyonellik söz konusu değil benim için. Hele hele iman hayatında amatör kalmak iyidir diye düşünüyorum şahsım adına. Evet, o zaman Rabbin adıyla bugün ellerimizi kaldıralım sevgili kardeşler. Rabbin adını övelim, adına şükran sunalım, yüceltelim. Bunlar için hep mezmurlardan aldım. İsteyen olursa daha sonra bu ayetleri verebilirim. Bu kendi fikirlerim değil, kitaptan aldığım, oraya dayandırdığım kelami sözler. Rabbin adını övelim. Peki Rabbin zaferli işlerini sevinçle kutlayalım. Kutlayalım, Tanrı'yı kutlayalım adıyla sancaklarımızı dikelim. Zaferli yerlere, Tanrı'nın yardımıyla bizi geçirdiği o zor yerlere Rabbin sancağını dikelim. Peki Tanrımızın adına güvenelim mi? Evet amin, güvenelim Tanrı'nın adına. Mezmur 20'de böyle söylüyor 7. ayette. Onun adını sevelim. Bakın, insan sevdiğinin adını duyduğunda ne hisseder? Yüreği güler, yüzü güler, öyle değil mi? Bakın ben şimdi Sakine Hanım'ı görüyorum, İpek Hanım'ı, Nivart Hanım'ı görüyorum, Violet'i görüyorum, Narin'i görüyorum. O kadar çok seviniyorum ki onları gördüğüm zaman. Sürekli izliyorlar, bizleri teşvik ediyorlar. Rab sizi bereketlesin kardeşler. Birini sevdiğiniz zaman, onu gördüğünüzde, adını duyduğunuzda da sevinirsiniz, öyle değil mi? Rabbin adını da sevelim. Rabbin adını sevelim kardeşler. Gün boyu onun adıyla sevinelim. Onu adıyla çağıralım. Böyle istiyor. Adımla çağırdım. Bizi adımızla çağırıyor. Biz de Tanrımıza aynı samimiyetle evlatlar olduğumuz için adıyla seslenebiliyoruz. Evet, sevgili Anjel de geldi. Hoş geldin Anjel'cim, günaydın. Tanrı'nın adı bizi koruyor, biliyorsunuz değil mi? Adı uğruna Tanrı bize doğruluk yollarında öncülük ediyor. Yol gösteriyor adı uğruna. Çünkü iyi ad neydi? Ündü değil mi? Tanrı kendi ismi uğruna bizlere her şeyi vermek üzere göze almış. Zaten çarmıhtaki ölümü de bu nedenleydi. Onun adıyla bakın bizlere karşıtlarımızı ezme gücü veriliyor. Ezme gücü. Tanrı'nın adıyla karşıtlarımızı. Evet, Tanrı adıyla bizi kurtarıyor. Farkındasınız değil mi? Tanrı'nın adı bizi koruyor. Adı uğruna bize doğruluk yollarında öncülük ediyor Tanrımız. Adı uğruna günahlarımızı bağışlıyor. O adla bizlerin gücü yükseliyor. Ve Tanrı kendi adı uğruna bize ilgi gösteriyor. Sevgili kardeşler, bizlere ilgi gösteriyor. İnsanın kimlik arayışındaki neden nedir? Aslında içindeki boşluk. Emniyetli, güvenli ve önemli hissetmek. Kişinin identifikasyon sorunu dediğimiz, kimlik sorunundaki eksikliği budur. Bütün bunları tamamlayacak olan Tanrı'nın kendisi bizleri öylesine dolduruyor ki o eksikliklerimizi, o boşluklarımızı, zaten o varsa hayatınızda her şey tamamlanmış oluyor. Adını sevenlere Tanrı her zaman lütufla bakıyor. Lütufla, yargılayarak değil, lütufla bakıyor sevgili kardeşler. Bizler de bugün Tanrı'nın temsilcileri olarak Rabbin verdiği düşüncelerle, Rabbin verdiği bakışlarla birbirimize bakalım. Durumlara bakalım, olaylara bakalım. Rabbin adından güç alalım. Çünkü onun adı bizim yardımcımız. En büyük yardımcımız Tanrı'nın kendisi. Onun adı iyidir sevgili kardeşler. İyidir, onun adı iyidir. O ad sonsuza dek yaşayacak. Biz onun adıyla her şeyi kutsama ayrıcalığına sahibiz. Değil mi? Onun adını andığımız zaman yemeklerimizi yerken dua ediyoruz, kutsuyoruz kardeşlerimizi, birbirimize dua ederken. Adı uğruna bizlere
yaşam veriyor Tanrımız. Halleluya diyorum. Yaşam veren Tanrı'nın ismine övgüler olsun. Her birimizi adlarımızla çağırıyor. Rabbin adı güçlü kuledir kardeşler. O ada sığınarak siz korktuğunuzda, endişeye kapıldığınızda, kaygılandığınızda ona sığınabilirsiniz. Onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderidir değil mi? İşaya 9:6'da böyle söylüyor. Vahiden bir şey okumak istiyorum. 3. bölüm 5. ayet, sonra kısa bir dua yapacağım. Sizler de benimle birlikte bulunduğunuz yerden dualarıma katılırsanız sevinirim sevgili kardeşler. Vahiy 3:5'i okuyacağım. Galip gelen böylece diyor beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından, bakın, hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Ne demektir bu? Tanrı bizi adlarımızla biliyor. Tanrı bizi adlarımızla çağırıyor. Avuçlarının içine adlarımızı yazıyor. Bu da yetmiyor. Yaşam kitabının içine yazarak bizlerin adını açıkça anacağını söylüyor. Halleluya, övgüler olsun. Haydi dua edelim. Evet göklerdeki babamız, sana şükrediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun için. Rab, önüne geliyorum ve sana hamd ediyorum gerçekten. Çünkü sen bizim kurtarıcımız, Rabbimiz, babamızsın. Seni adınla tanımanın ayrıcalığında onur duyuyoruz ya Rab. Çünkü bu dünyada sensiz, boşlukta, kimsesizlikte, çaresizlikteydik. Anamız babamız bile bizi terk ettiğinde bize sahip çıkacak olan güçlü kral sensin. Bizi aradın, bizi çağırdın, bizi buldun ya Rab. Senin adın yücedir, harika öğütçü, ebedi Tanrı, göklerdeki kralımız, babamız. Abba baba diye seslenebilecek kadar bizleri kendinde yakın evlatlar kıldığın için ve sonsuzda bize yer hazırladığın için, yaşam kitabında adları yazılı olan bütün kardeşlerimi sana getiriyorum. Şu anda bu programı izleyen, gerçekten seni isminle tanıyan ve senin evladın olan bütün çocuklarını, senin aklında var olan, henüz Rabbim sende uyanmamış olanları, yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı hatırlıyorum ya Rab. Onları da uyandır ölüm uykusundan diye dua ediyorum. Çünkü biliyorum ki senin önünde her diz çökecek ve her dil diyecek. İsa Mesih Rab'dir, Rablerin Rabbi, efendilerin efendisi. Senin ismin üstündür bütün isimlerden. Sana tapınır, sana eğilir, sana hamdlarımızı sunarız. Teşekkür ederiz Rab bugün bu fırsatı bizlere verdiğin için. İsa Mesih'in güçlü ismiyle. Amin. Evet kardeşler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı sözü eksik olmasın. Tanrı'nın ruhu, esenliği hepinizi sarsın. Sevinçler çoğalsın. Dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar, sessiz bekleyiş zamanları da olacak. Onlar da tarafınızdan minnetle karşılansın. Bereketli bir gün olmasını diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın kardeşler.